Mesela Peygamberimize diyor ki, bu havada, bu sıcakta tebliğe çıkılmaz. İslam'ı yaymak için gayret edilmez diyor. Şimdi hiçbir konu bulamıyor, bak dikkat edin. Hiçbir konu yok. Peygamber de gayet güzel bir uygulama yapıyor. İslam'ı yaymak, Müslümanları güçlendirmek için. İslam'a yapılan saldırıları durdurmak, kadınları, çocukları korumak, onların şehit edilmesini engellemek için atağa geçiyor. Şimdi bak, alçağı görüyor musun? Hiçbir konu bulamadığı için kahpece o konuya geliyor. Diyor ki, ya diyor sen, ya Muhammed diyor, tebliğe çıkın diyorsun ama diyor, cihada çıkın. Burada hava durumunu görüyorsun diyor. Beyin kanaması olacağız diyor sıcaktan. Tansiyonumuz çıkıyor diyor yani. Hafakan basıyor bizi diyor. Helak oluruz diyor. Sen bunu nasıl düşünmezsin diyor, haşa. Bak ben düşünüyorum, görüyor musun diyor. Ben peygamber değilim ama ben düşünüyorum, ben senden daha üstünüm diyor. Ve haşa, Allah seni peygamber olarak göndermekle hata yaptı. Yanlışlık yaptı. Burada da Allah'tan da büyüğüm diyor. Haşa. Anlatmak istediği bu. Bak senden de büyüğüm, Allah'tan da büyüğüm demek istiyor. Haşa. Ama bak ne kadar alçakça bir oyun, görüyor musun? Yani mesela aklı zayıf olan ona inanır. Ya der, hava güneş sıcak. Doğru söylüyor adam. Yani peygamber bunu nasıl düşünemedi der. Aklı zayıf olan. Allah'ı seviyorsun. Halbuki çocuklar şehit ediliyor, kadınlar şehit ediliyor. Acil. Güneş müneşi düşünecek durum yok. Adam canını vermeye razı Müslüman orada. Değil mi? Adam derken adam demeyeyim çünkü oradaki mübarek insanlar. Canını vermeye hazır. Değil ki güneş yani. O kolunu kopacağını da kabul ederek gidiyor zaten. Yani başına güneş geçeceğini en son düşünür. Kellesi kopuyor. Başı kopuyor yani. Onu kabul ediyor. Oklanıyor, mızraklanıyor. Onu kabul ediyor. Değil ki güneş yani. Ama işte münafığın alçaklığı burada. Çok oyuncudur. Çok kahpedir. İyi niyetli gibi görünür. Koruyucu gibi görünür. Ama her türlü alçaklığı, pisliği yapar. Ve bilinçaltı kurgulama yapar. Bak şu anda da dünyada filmlerle, televizyonlarla, radyolarla münafıklar bilinçaltı kurgulama yapıyorlar bütün dünyada. Mesela diyor ki, evlerimiz açıkta kaldı. Münafık. Ne demek istiyor? Peygamber bunu düşünemiyor. Peygamber düşünemiyor deyince ne aklına geliyor? Diyor ki bak, Allah diyor, bu kadar kolay bir şeyi bile düşünemeyen bir insanı peygamber olarak bize göndermiş. Ve dolayısıyla Allah hata yapmış. Haşa. Onu vurgulamak istiyor. Ve burada demek istiyor ki ben Allah'tan daha büyük akla sahibim. Daha büyük vicdana sahibim. Şeytan ne diyor? Ben sana yakınım diyor. En yakın benim normalde diyor. Ama sen bilmiyorsun diyor Allah, haşa. Ben senden daha iyi biliyorum diyor. Ve sana bunu ispat edeceğim diyor. Münafığın da bu gayreti ispat gayretidir. Münafık da kendinin üstünlüğünü ispat gayreti ömür boyu bitmez. Yani azılı manyaktır. Kapıdan çıkarsın, bacadan gelir yine yapar. Kendi üstünlüğünü göstermek. Şeytan ruhu. Şeytan Allah'a söylüyorum. Şeytan üzerine bir kabuk gibi sarmıştır diyor. Münafık da o yüzden bir şeytan. Evet, yani bir elektron yığını gibi onun içini dışını her yerini sarmış oluyor. Ona hulul ediyor şeytan. Yani bedenlenmiş bir şeytan haline geliyor. Ruhu ölüyor. Kendi ruhu ölür. Sadece şeytanın ruhu kalır orada. Zaten Allah onun için ölü diyor. Ölüdürler diyor. Dediğinizi anlamazlar diyor. Onun için münafık sarhoş gibidir konuşurken. Ne yaptığını bilmez, ne dediğini bilmez. Ya manyak gibidir. Yani bir deliyle konuşuyor gibidirsin. Münafıkla konuşurken. Şuuru kapalı zaten, gözlerinden anlaşılır. Gözleri akar münafığı. Yani donuklaşır. Deli görünümü alır. Ama şeytan tabii o bedeni kullanır. Mesela bazen ağlatır onu. Hadiste geçiyor ya. Müthiş bir ustalıkla bunu kullanır şeytan. Mesela nerede ağlayacak, nerede susacak, nerede çirkefleşecek? Şeytan ona ilka eder. Yani nefsine ilka eder. O da onu yapar.